İyi günler değerli izleyiciler. Bugün yayınımız her zaman alıştığınız olduğu gibi canlı olarak ulaşmıyor sizlere. Prime olarak yapıyoruz çünkü erken bir saatte bunları hazırlayıp sizlere ulaştırmak üzere banda çekmek zorunda kaldım. Neden? Çünkü bugün bir duruşmam var. Duruşma çok ilginç bir duruşma. O da şu: Cumhurbaşkanı'na hakaret diye. Yani benim bir tane kaldı işte, demek ki kalmış. Gerisinden hep beraat ettik. Çok şükür bir cezam yok şu ana kadar alınmış. Olay ne? Bir yıl önce aşağı yukarı yayınlanan bir band video kaydı. Yani gene YouTube'da 15 Temmuz'la ilgili. Bu 15 Temmuz'la ilgili sohbette ben Erol Olçok'un eşinin anlattıklarını tekrarlıyorum. Diyorum ki yani işte Erol Olçok'un eşi de hala işte karara varılmamasından dolayı son derece rahatsız. Onun için televizyonlarda konuşuyor ve hani eşinin ölümünün üzerinde ciddi bir sır perdesi olduğunu söylüyor falan diye onlara anlatmıştım. Bunun üzerine Olçok'un ailesi, çünkü onlar ayrılmışlar zaten, o zaman bilmiyorduk onu. Erol Olçok'un aile tarafı, yani Olçok ailesi hakkında dava açmış. Yani işte bizim oğlumuzun işte neyse manevi şeyini rencide ediyor, hakaret ediyor falan diye falan. Fakat mahkeme, daha doğrusu savcılık bunu ayırmış. Demiş ki hayır, şey yok. Yani burada bir sizi ilgilendiren bir durum yok. Hakaret yok. Ancak konuşmanın içeriğinde 15 Temmuz darbe değildir demek suretiyle işte Can Ataklı Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği görülmüştür. Onun üzerine dava açıyorlar. İşte ben ifadeyi falan verdim, anlamadım dedim. Yani ne demek bu diye. İşte şimdi yarın şey diye söylediler. Dediler işte salı gününe. Ben de mecburen daha erken bir saatte hazırlıyorum bu konuşmayı. Çünkü sabah 9.50'de duruşma var. Yani o saate veriyorlar ama o saatte olur mu bilemiyorum. Tabii pek tam dakika dakika olmuyor bu şeyler. Şaşırdığım şu: yani bir şey yoktur demeyi suç kabul edip bunu Cumhurbaşkanı'na hakaret diye dava açıyorlar. Gerçi şimdi gidince göreceğim ne olduğunu ama yani en azından şunu söylerim. Arkadaş, hani ne bileyim, biz İsviçre'ye karşı ne yaptık? Hani Ermeni soykırımı yoktur demeyi suç kabul etmişlerdi. Biz dedik ya, böyle bir şey olur mu? Yani bunu suç kabul edemez. Şimdi ben anlamıyorum. Yani 15 Temmuz suçtur, şey darbedir ya da darbe değildir. Darbe değil dersen bu bir suç. Öyle bir de Cumhurbaşkanı'na hakaret buradan çıkıyorsa. Ya bilemiyorum, hani biz kendi kendimize ters düşüyoruz o zaman. Yani çünkü bir şeyi yoktur demek niye suç olsun ki? 15 Temmuz'a ben darbe gibi bakmam. Kimileri bunun çok sert bir darbe olduğunu söyler. Kimisi der ki işte böyle bir garip olaydı filan, ama yani hani değildir demek niye suç olsun? Onu da anlamış değilim. Bakacağız. Yani tam bugün işte göreceğim. Yarın size bilgi veririm. Tabii çok ekstra bir şey olursa bir short videoyla da sizlere anlatırım. Şimdi bugün neyi söylemek istiyorum özellikle? Bu Süleyman Soylu'nun durumu çok kötü gidiyor. Bakın Süleyman Soylu artık dengeyi iyice kaybetti. Mersin saldırısıyla ilgili acayip laflar söylüyor. Yani ya daha önceki sohbette size söylediğim gibi ya o bir tezgahtı bu, ya da ona karşı düzenlendi. Benim tahminim yani başını İçişleri Bakanlığı ve işte kendi Soylu'nun adamları hallettiler. Sonrası biraz garip. Bunu CHP'ye de bağlayalım dediklerinde ayaklar dolandı. Süleyman Soylu bunun kendine yönelik bir komplo olup olmadığı konusunda herhalde endişeli. Çünkü bakın çok acayip şeyler söylüyor. Mesela bir tane bilgi verdi. Bir ben yazdım. Pazartesi dünkü çıkan korkusu da vardı. O da şu: yani bunun dışında görmedim. Yani bu kadar mı herkes dikkatsiz mi davranıyor? Ben mi yanlış bakıyorum? Yani onu da sizin takdirinize bırakıyorum. Şu adam dedi ki ilk defa dedi bu olayda Amerika bizden olayda kullanılan silahların seri numarasını istedi. Biz de dedi, bizim arkadaşlar da dedi, gereken cevabı vermişler dedi istihbarat. Siz önce PKK'ya verdiğiniz silahların Rus şeyleri bize verin de falan. Abuk sabuk. Böyle kendini, yani zannedersem yani kendini övmek istiyordu. Fakat aslında çok büyük bir skandalı ortaya çıkarıyor. Düşünebiliyor musunuz? Amerikalılar diyorlar ki teröristlerin kullandığı silahların bize numaralarını verin. Bu da diyor ki yani siz önce diyor PKK'ya verdiniz. Ya belki adam onun için istiyor. Bir. İki. Hangi Amerikalılar istiyor? Ne hakla istiyor? Ne hadsizliktir bu? Ve sen buna nasıl boyun eğiyorsun? Ve bana kalkıyorsun
Bir de hiç çekinmeden, sıkılmadan ha 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 cevabını verdik. Ulan en başta sen şuna baksana. Amerika bir teröristin kullandığı silah. Şuna bir ver de bakalım diyor. Ha dediğim gibi ya bizden aldıkları silahlar mı diye de soruyor olabilir. Çünkü Amerika'nın PYD'ye silah verdiği ortada. Yani onu mu çıkartmak istiyorlar yoksa Türkiye'den hesap mı soruyorlar? Adam farkında değil. Çünkü devlet adamı değil. Çünkü artık panik halinde canımı nasıl kurtaracağım? Buradan bir hayırlısıyla çekip gitsem diye uğraşıyor. Ve bir sürü hata yapıyor işte. Daha ne yapsın ya işte bilmem Membiş'ten havalanmışlar da ulan yani tövbe yarabbim 12 saat havadan pervaneli şeyle paraşütle uça uça gelmişler. Yani sen ayakkabı numaralarını bile biliyordun. Hani o savunma bakanı kuş uçurtmuyoruz diyordu. Ulan elitler uçarak gelmişler buraya. Bu nasıl bir mantık anlatıyor. Tabii onun esas derdi Süleyman Soylu'nun Sedat Peker. Sedat Peker'e artık yani akıl dışı şeylere başvuruyorlar. Şimdi bakın bir şey söyleyeceğim. Yalanlanmadı. Dünya mafya teşkilatlarına, kiralık katillere salma salınmış. Denmiş ki Sedat Peker'in kellesini getirene 25 milyon. Bakın defalardır soruyor. Köşede sordum, daha önce sordum. Ya arkadaş bunu yalanlamıyorlar. Kim peki? Kim buna karar veriyor? Şu anda kim Sedat Peker'in öldürülmesi için 25 milyon lira verir? 25 milyon dolar mı? Öyle bir şey yani. Yalanlamadı da bir şey diyemiyorum tabii. Ama hiç kimse olur mu böyle şey demedi. Ya da saray soytarıları çıkıp da yani bir de bunu uyduruyorlar falan demediler. Hatta büyük bir şeyle hayt bakalım şimdi göreceksiniz. Artık Sedat Peker'in kurtuluşu yok. Şimdi Sedat Peker'in durumunu tam bilmiyorum. Fakat sızan bazı bilgiler var. Yani Türkiye'de yakınları var, adamları var, adamlarının tanıdıkları var. Ben oralardan gelen ve bana kadar da ulaşan bilgileri biraz paylaşmak istiyorum. Bir kere Sedat Peker elbet durumundan pek rahat değil. Ve ülkeyi terk etmek istiyormuş aslında. Fakat iki sorun var. Bir gidecek yer, iki nasıl çıkacak? Tabii gidecek yer ya Amerika gibi daha sağlam bir ülke olur. Yani orayla da şey yaparak çünkü Sedat Peker'i kırmızı bültenle isteyecek bir suçu yok. Yani Cumhurbaşkanı hakaret etti. Efendim yurt dışından çektiği videolarla Türkiye'de hükümeti iftiralar atıyor filan. Bununla kırmızı bülten çıkmaz. Daha doğrusu çıksa bile yani sen talep ederse adamlar gülerler kardeşim. Yani biz neyle uğraşıyoruz? Yani sen uyuşturucu kaçakçılarına bak, katillere bak, ne bileyim teröristlere bak. Yani şimdi sen buradan muhalefet yapıyor diye adamı söylemesi ayıptır. Yani oradan ya yani abuk sabuk işlerle uğraşıyorlar. Soylu'nun tabii paniği bu. Öbür taraftan iş daha büyük taraflara gidiyor. İşte bakın borsa operasyonu mesela başladı. Yani borsayı anlattı. Ha onlar da değildi. Beni ilgilendirmiyor. Borsada operasyon başladı kardeşim ve bağlantılı yani biliyoruz tabii ilgilendirmiyor derken. Hani çok da uzak falan değil. Şimdi Peker'in oradan çıkış sorunu var. Bir işte dediğim gibi ya Amerika gibi çok güvenli bir ülkeye gidecek ama yani onların koruması altına girecek. Ne bileyim işte hani çünkü Amerika bunu biliyorsunuz yapabilir. Çünkü Peker'in şeyi yok. Yeter ki hani ona buradan gidecek saldırılara karşı koydurması. Öyle bir güvenlik alırsa ama hani Amerika bu işe girmek istemeyebilir. Çünkü kiralık katiller en çok oralarda. Önemli olan iade anlaşmasının olmayacağı bir ülke ama daha önemlisi var. Bu sefer Peker Dubai'den çıktığı an gittiği ülkenin asla öğrenilmemesini istiyor. Gayet de doğal. Yani öyle bir gidecek ki ve oradan yapmayacak yayınları. Yani telefon takibiyle, sinyal takibiyle falan bulunmayacak. Büyük bir ihtimalle hazırladığı şeyleri bir şekilde kuryeyle gidecek. Ne bileyim mesela diyelim okyanustaki bir adadaysa Peker Arjantin'den yayın yapılacak ya da Kanada'dan yayın yapacak. Antarktika'dan yayın yapacak yani çıkış orası olacak falan. Tabii bunlar çok kolay işler değil. Yani Peker'in hem gidecek yeri bulması gerekiyor ve orada olduğunun kimsenin öğrenmemesi. İki, Dubai'den çıkış. Esas sorun orada. Yani gidilecek yer belki bulunur ama nereye gidecek? Önemli olan o. Nasıl gidecek? Çünkü bizimkiler belli salmışlar bütün şeylere. Parayı da bastırıyorlar. Çünkü para bol. Yani bunlar kendi işleriyle ilgili bir şey yapıyor. Para bol. 10 milyon, 20 milyon saçar. Ne olacak yani? Yani bak ne oldu Levent Bektaş, Göktaş hala yok bak. Öyle Bulgaristan'da bak kaldı unutuldu gitti. Todex de unutuldu gitti. Ha getiririz biz yaparız ederiz. Bak Emreoğlu'nu patır küfür getirdiler. Niye? Rüşvet verildi belli. Yani çünkü yoksa Arnavutluk'ta niye soruşturma açılsın? Havaalanındaki o yetkili görevliler kimse polislerle falan ilgili. Çünkü Emreoğlu uçağa biniyor uçaktan indiriyorlar sonra tekrar uçağa bindiriyorlar.
Ve orada çok büyük para döndüğü söyleniyor. Yani öyle bir telefon, ben bakan filan, öyle onlar hikaye. Şimdi para bol yani. Onun için orada adam tutuyorlardır, nasıl çıkacak, nasıl girecek belli yani. Dubai dediğin avuç içi kadar yer, nereden çıkacak? Ha, çıkabilir mi? Tabii çıkabilir. Ayrı. Ama bunun planlarını yaptığını öğrendim. Fakat mesela bir yakınından duyduğum, yani ona söylüyor, bana anlattıkları, onu bilen biri. Aynen şunu söylüyor. Diyor ki artık Sedat Peker'i vursalar da değişen bir şey olmaz. Yani yok etseler de bir şey fark etmez. Çünkü muazzam tedbir aldı. Her şeyi en az 3-4 kopya halinde dünyanın çeşitli ülkelerindeki çok muhtemet insanlarda ve vasiyeti başıma bir şey gelirse hiç tereddüt etmeyin, bunları açıklayın. Yani hani şu seçime 2 ay kala hikayesi var ya, işte o 2 ay kala olanların tamamına yakınını Peker'in hazırladığı ve dağıttığı ve büyük ihtimalle web sisteminde de, yani internet sisteminde de var, hani bulutta, hani kaybedemiyorsun bir şekilde. Hani birisi ya ben bunu yayınlamayayım başım derde girer derse öbürü olmasa öbürü mutlaka bir yerden çıkacak. Ve gönderdiği buraya göndermiş olabilir de, yani bak kardeşim boşuna uğraşma, ben seçime 2 ay kala bunu patlattığım zaman zaten sen yoksun. Şimdi bu çok iddialı bir söz tabii. Yani sen zaten yoksun. Bunu kime söylüyor? AKP iktidarına söylüyor. Tayyip Erdoğan'a yönelik diye söylemiyorum. Bu iktidar yok diyor. Çünkü öyle şeyler açıklanacak ki bu. Ha, bu olur mu? Şimdi bana göre Sedat Peker bugüne kadar verdiği sözleri tuttu. Bakın en kritik koşullarda bile ana tweet attı ama bir şey. Şu anda engelliyorlar. O net. Yani Dubai yetkilileri. Hani tamam seni buradan çıkarmıyoruz ama hani bizi de bunlarla bu kadar papaz etme. Çünkü işte dize getirdik, parasını da veriyoruz, artık ayıp oluyor aksi takdirde demişler belli ki. Ama Peker bir şekilde yolunu bulacak. Ha, bunun başka yöntemleri de var. Yani ille Peker açıklamaz da başka türlü bir yerden böyle bir bant patlayıverir. Sonra derler ki ha işte bak bu Peker'den gelmişti, ona da kimse bir şey yapamaz. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Bu iktidar iyice panikledi. Bakın çünkü iler tutar taraf kalmadı. Yani artık metro açılışlarından umut ediyorlar. Şimdi belli ki para basacaklar ve para dağıtacaklar. İşte şeyler sızmaya başladı yılbaşına doğru. Araba vergileri çok indirilecek deniyor. Pek çok mal ve hizmetteki vergiler ya kaldırılacak ya indirilecek. Suni bir ucuzlama yapacaklar. Yok benzin fiyatlarını ucuzlattık diyecekler. Elektrik ucuzlattık falan. Bakın bunun neden yapacak? Daha ileriki günlerde konuşacağız bunları ama ya ben bununla kazanırım, ondan sonra zaten bu iş, yani seçimi bir daha kazandım mı artık Türkiye totaliter bir ülke haline gelmiş demektir. Yani artık demokrasi, hak, hukuk, hak getire. Çünkü oy verenlerin zaten bir şey kaygısı yok. Yani ben daha demokratik bir ülkede yaşayayım, daha özgür olayım. Tek derdi var. Para kazanayım, daha çok bana para gelsin. İşte bir de din iman falan, onu öyle zannediyor. Onun için tam bir despotluk hakim olur. Ondan sonra zaten kimse ağzını açamayacağı için hani pahalılıkmış bilmem ne aldırmazlar bile. Ve belli bir kesime, boğaz tokluğuna sen kardeşim tamam der, yani bastırır. Geri kalanını da ya hapse ya yurt dışına ya susturacak, geçecek gidecek. Ha, seçimi kaybettiğinde de ha işte o zaman da Türkiye'ye en büyük hançeri sokmuş olacaklar. Çünkü gelenin bunların altından kalkması çok zor. Onları hani toparlamaya çalıştıkça da milletin canı yanacağı için gelecek olan iktidar daha ilk günler ya kardeşim bunlar da işte bak doğru böyle çıktı, eskisini arıyoruz olacak. Tabii eskiyi getirmeleri artık mümkün değil ama Türkiye'nin de canlı okumuş olacak. Bakın bunu ilk defa yapmıyorlar. Her seçim öncesi dikkat edin. 2007'de de mesela Cumhurbaşkanlığı kazığı atıldı. Bugün bu durumlara geldiysek işte o gün o intikamcı ruhun sonucu. Seçimi kazanırsak biz Cumhurbaşkanı'nı seçeriz. Kazanamazsak uğraşın lan görün gününüzü. Aynen mantıklı. Bütün seçimden önce aldıkları ekonomik kararlar falan hepsi bu yöndeydi. Ama bu seferki Türkiye için olağanüstü korku. Sadece konut işi bir dehşet. 5-6 milyonu geçmiş durumda şu anda. Beşer yüz lirada para topladı. O paralar niye toplandı? Bakın hala cevabını vereyim. Niye topladınız kardeşim? O paralar neyin nesi? İade edeceğiz. İade edeceksen niye topladın? Bu şeyi hangi finansmanla başlayacaksın? Nerede yapacaksın? Durmadan palavra atıyorlar. Saray soytarıları da efendim işte bakan arsaları açıklıyor. Bilmem ne. Hiçbiri olmayacak. Ama dediğim gibi bu iktidar kalırsa olsa da olur, olmasa da olur. Çünkü kimse ağzını açamayacak hale gelecek. Ha, gittiği zaman da diyecekler ki bak arkadaş işte onlar yapıyordu, sen yapamıyorsun.
Bugünlük bu kadar diyorum. Ya aslında daha elimizde çok konu var. Ama önümüzdeki günlerde devam edeceğiz. Bakalım ben bugün şu duruşmayı bir göreyim. Ne olacak, ne bitecek. Yani bir tehlikeli bir durum yok da. Hani ne istiyorlar, ne ceza isteniyor, savunmamıza ne diyecekler. Onları göreceğiz. Yarın sabahtan itibaren tekrar yine canlı yayınla devam ederiz. Başkaca bir aksilik çıkmazsa diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.